Yüzyıllar önce, henüz insanın gücü erişmediği, dinozorların toprağa hüküm sürdüğü zamanlarda, yeryüzünü sarsan büyük bir an meydana gelir. O anın en büyük aktörü, 65.5 milyon yıl önce, dinozorlar da dahil olmak üzere dünya üzerindeki canlı türlerinin %75'inin soylarını tarihten silen 10 kilometre genişliğindeki göktaşıdır. Günümüzde yapılan araştırmaların ortaya çıkardığı kadarıyla bu olaydan sonra dünya 2 yıl boyunca karanlığa hapsolmuştur. İşte bizi asıl ilgilendiren kısım da tam bu andan sonrası. Araştırmacılara göre dünyanın 2 yıl boyunca karanlıkta kalmasının sebebi doğrudan meteorun çarpmasından çok, meteorun çarptığı sırada ortaya çıkardığı ısının dünya genelinde başlattığı yangınlar ve çıkardığı karbon yoğunluklu dumanın atmosferi kaplamasından ötürüydü. Peki, neredeyse dünyayı yok edecek güçlükteki bu olay nasıl bir anda insanların lehine döndü? Çok gizli tutulan ve bazı lobilerin yol göstericisi olan eski kadim kitaplarda İnsanların yaratılışı çoğu zaman Tanrı ile ilişkilendirilir. Ama bunun tek istisnası, 2 yıl boyunca karanlığa hapsolmuş dünyayı kurtaran şeytanın ta kendisidir. Bu düşünceyi benimseyen T. Armand kabilesine göre, şeytan, Tanrı'nın dünyayı cezalandırması sonucu oluşan yıkıma dayanamaz ve insanlara yardıma gelir. Armand kabilesinin üstündeki karanlığı sağ eliyle itip sol eliyle de onları lütuflandırır. Şeytan, iblis, diablo, albus, kabbala, ona ne ad verirseniz verin. T. Armand kabilesine göre dünyayı bu kadim varlık karanlıklardan aydınlığa çıkardı. Gelin biraz T. Armand kabilesini inceleyelim. Boyları normal insanlardan daha uzun ve muhtemelen kafa yapıları oldukça büyüktür. Genelde taşları oyarak yaptıkları aletlerle avlanırlar. Kabilenin liderine Mati. Bu kabileye mensup olan her bir insana Karmati denir. Bu kabile şeytanı Tanrı'nın ta kendisi olarak gördüğü için hazzı, kendini düşünmeyi ve kısasa kısası ibadet olarak görür. Bütün kötülükleri aslında kendilerinin meydana getirdiğini düşünür. Düşünsenize, birini öldürüyorsunuz ama suçlayacağınız kişi sizin Tanrınız. Bu mümkün değil. O yüzden öğretilerine göre her eylemleri kendilerinin suçudur ve sonuçlarını da yine kendileri çekeceklerdir. Bu düşünce size bir yerden tanıdık geldi mi? Evet, hepimizin bildiği bir öğreti var. Adını söylemeden önce sembolü göstermek istiyorum. Eminim aklınıza gelmiştir bile. Hazır mısınız? Hepinizin bu sembolü gördüğünde karma dediğini duyar gibiyim. Bildiğiniz gibi karma öğretisi hem fiziksel hem de zihinsel her türlü eylemin sonuçlarının kaçınılmaz olduğunu ifade eder. Düşündüğümüz her şeyi ya da yaptığımız her eylemin sonuçlarının bizi bu yaşamımızda da etkileyeceğini söyleyen bir kuraldır. Size de bir şeyler tuhaf gelmedi mi? T. Armand kabilesinin karma öğretisiyle bir ilişkisi daha var. Kabile lideri Matiler demiştik. Aslında normal bir insandan çok yarı insan, yarı melek olan bu varlıklar ölümü simgeler ve yeniden doğuşun efendisi şeytanın lütfuyla dünyaya tekrar geleceklerini kabilesine müjdeler. İlginçtir ki Mati kelimesi Endonezce'de ölüm anlamına gelir. Endonezya'nın büyük volkan patlamaları sonucu
adalardan oluştuğu gerçeği akıllara şu soruları getirmez mi? Acaba Ti-Arman kabilesi Endonezya'da mı yaşadı? Tanrılaşmış şeytanın karanlığı dağıttığı ilk yer orası mı? Bu soruyu cevaplamak için daha derinlere inmemiz gerekecek, ancak benim kaynaklarım ve maddi gücüm buna yetmez. Yalnız şu bir gerçek ki, şeytana tapan ve kurtuluşun onda olduğunu düşünen bir kabile yüzyıllar önce vardı ve şimdi günümüzde bile varlıklarını sürdürdüklerini görmek çok zor değil. Videonun başlarında size Ti-Arman adındaki bu esrarengiz kabilenin hazzı, kendini düşünmeyi ve kısasa kısası ibadet olarak gördüğünü söylemiştim. Adeta şeytanın karakterini benimsemişler. Size bir video izletmek istiyorum. Eminim ki siz de fark edeceksiniz. Armani adındaki hepimizin hayatında bir yerde karşılaştığı bir dünya markasının reklamı. Dikkat ettiniz mi? Özellikle seçilmiş soluk renkler ve açılıştaki o kara bulutlardan sonra herkesten uzun bir adam. Sanki bize bir şeyler anlatıyor gibi. Hazzın ve kendini beğenmişliğin ön planda tutulduğu aşikar. İzletmek istediğim bir başka videoda Kurbağa Kermit, yaratıcısı Jim Henson tarafından ilk kez 1955 yılında sunulan meşhur bir kukla karakteri. Now we spent for cameras $875,000. We have some unusual circumstances here, but Cookie Monster. What? Yaratığın ne dediğini duydunuz mu? Some unusual circumstances here, Arm. Bu enteresan gelebilir. Ama neden adı Kermit olan bir kukla, bir canavarla sohbet ettirildi? Kermit aslında bize bir isim çağrıştırıyor. Karmati. Kermit. Bu tesadüf olmasa gerek. Hatta ilginçtir ki Google'a Karmati Arman yazdığınızda ülkenizde de bu adla kurulmuş bir web sitesi, bir video kanalı bile mevcut. Herkesin izlediği, herkesin bildiği, herkesin gördüğü, kısacası her yerde olan ama fark etmediğimiz bir gizem. Karmati Armin. Bizi kontrol eden, soğutlaşmamızı sağlayan, hazzı ön planda tutup yardımlaşmayı ve dayanışmayı öldüren bu şeytani öğretinin aslında hafife alınamayacak düzeylere geldiğini elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Siz de bu çabaya destek olmak istiyorsanız ve derin gerçeklere tanık olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve yorumlarda benimle tartışabilirsiniz.